alternatif olmayan bir fuar. Türkiye'de hobi alanında düzenlenen tek fuar. Bu da tabii ki kaçırılmaması gereken bir fırsat sağlıyor bize. Biz 3. senedir burada yer alıyoruz. Fuar 3 senedir devam ediyor. Her sene hem metrekare olarak hem etkinlik sayısı olarak daha da büyüdük. Daha çok kişiye ulaştık burada. Elişi çok zengin bir mutfak. Bunu en çok da biz ülke olarak sahibiz ve bunu tanıtmak böyle fuarlarda güzel bir fırsattır. Herkese bunu tavsiye ederiz. Fuva Tekstil olarak 2004 yılında faaliyetlerine başlayan firmamız nakış, dikiş, örgü alanında faaliyet göstermektedir. Bu çerçevede firmamız nakış aksesuarları, nakış kumaşları, nakış ipliklerinin Türkiye pazarına dağıtımını yapmaktadır. Aynı zamanda bu alanlarla ilgili, bu sektörle ilgili, nakışla ilgili, dikişle ilgili, örgüyle ilgili, peşrekle ilgili yayınlar yapmaktayız. Bu fuar bizim için önemli bir tanıtım olanağı sunmakta. Yayınlarımızı, özellikle yayınlarımızı yurt dışına tanıtma açısından, aynı zamanda iç piyasaya tanıtım açısından bizim için güzel bir olanak, güzel bir ortam sağlamaktadır. Markamızın duyulması ve tanınırlık burada tabii ki bunun en önemli yollarından bir tanesi fuarlar. Diğer bir yolda tabii ki yurt dışı reklamlar veyahut da internet sitesine verilen reklamlar. Yani Tuç Expo bu anlamda bizim için en önemli bir eksiği gideriyor. Bu anlamda fuarın organizasyonundan yararlanmaktayız. Sadece tanıtım yaptığımız sürece, yani bizim gibi firmalar, büyük firmalar tanıtım yaptığı sürece pazar günden güne büyüyecek. Biz tanıtıma çok önem veriyoruz. Diğer firmaların da önem verdiğini görüyorum. Yoksa bu fuar bu kadar günden güne artıyor, günden güne kalabalıklaşıyor. Baksanıza, yani çok güzel oldu. O yüzden de büyüsün, Abiyes'le beraber büyüsün. Çok güzel oldu. Tanıtım olduğu sürece de pazar canlanacak, sektör büyüyecek. Pazarın büyümesine katkı sağlamak için yapılmış olan böyle güzel organizasyonlara katılarak öncülük etmek aslında yapılabilecek en önemli katkıdır. Firmamız olarak biz her sene bu katkıyı vermeye çalışıyoruz. NAKO olarak el örgüsü ve hobi fuarında yer almaya çalışıyoruz. İnsanların bu konuda biraz bilinçlenmesini sağlamak, workshoplar yaparak bir fuar kültürünün insanlara neler katabileceğini göstermek gerekiyor. Birebir tüketiciye ulaşabileceğimiz bu fuara katılmak olabilir. Çünkü burada bizi takip eden, bizim ürünümüzü kullanan binlerce insanla bir araya gelebiliyoruz ve birebir onlara ulaşma fırsatı buluyoruz. Fuara katılmak çok doğru bir organizasyon oldu. İnsanların modern zamanlarda hali hazırda evlerinde daha fazla vakit geçirmeye yatkın olduğu bu dönemde hobi ve el işi işçiliğini özendirici projelerde buluşturmak adına bunların tertibini sağlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. El işi ve hobi fuarlarının düzenlenmesi de yadsınamaz bir gerçek. Biz Mescrafts Türkiye, Mescrafts Tekstil AŞ olarak aynı dili konuşan hanımefendileri, beyefendileri bir arada buluşturabileceğimiz platformlar olan kamplar tertip ediyoruz. Aynı dili konuşan insanların beraber vakit geçirmesini sağlıyoruz. Reklam çalışmalarımız ve ödüllü el işi işçiliği yarışmaları tertip ediyoruz. Bu ve benzeri şeylerde insanları buluşturmaya çalışıyoruz. Pazarımızın büyümesi için ve büyütmek için öncelikle Ar-Ge tasarıma yatırım yapmamız lazım ve tanıtımları güzel yapmamız lazım. Pazar tabii bununla beraber çok önemli. Yaptığımız ürünlerin halka arz talep unsuru çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ayrıca reklamlar, tanıtım, bunlar pazarın büyümesi en önemli etkenler. Bizim bu fuara katılmamız ve yaptığımız yenilikleri tanıtmaktı amacımız. Burada gördüğünüz üzere etaminli boşluklu bornozlar ve havlular yaptık. Bunlar şu anda ülkemizdeki ev hanımlarına, hoca hanımlara yönelik yapılmış çalışmalar. Bu ürünlerin, yeniliklerimizin ciddi anlamda sektöre katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Burada daha geniş bir kitleye hitap ettiğimiz için, daha çok kişilere ulaşabildiğimiz için en doğru yer ilk birinci sırada fuarlar tabii ki. Bu konuda da yapılan, bu sene üçüncüsünü yaptığımız Touch Expo hobi fuarımız bizim için en doğru yer. Her sene de büyüyoruz, daha güzel oluyoruz, daha oturuyor. Katılımcılarımız çoğalıyor. O yüzden en doğru yerdeyiz şu an. Pazarla ilgili bu fuarda insanların sorularına cevaplar, ihtiyaçların temin açısından bu tür fuarlar çok önemli. Bir kere bunu biz 99'dan beri hobi boyaları imalatı yapan bir firmayız. Şu anda geldiğimiz aşamada 99'dan beri 46 ülkeye ihracat yapar duruma geldik. Yani sürekli kendi içimize geliştik, bu işimizi geliştirdik, devamlı araştırdık. Ve sonuçta 46 ülkeye ulaştık. Bu işler kolay olmuyor. Yani bu pazarlarda rakiplerimiz var. Bu rakipleri geçmek için sürekli inovatif
ürünler çıkartmalıyız, sürekli araştırmalıyız. Biz bunu yapıyoruz kendi adımıza. Biz sektörün içinde akademiler olarak, güzel sanatlar üniversiteleri olarak buradayız ve birçok kişi için ticari olan bir şeyin içinde biz sanatsal açıdan bakıyoruz. Bu fuarın bize artısı, dediğim gibi hani birçok insanla yeni paylaşımlar yaşıyorsunuz. Sektördeki yenilikleri takip edebiliyorsunuz ve onlar da bizi, bizim yapmış olduğumuz sanatsal faaliyetleri takip ederek yeniliklere açık olabiliyorlar. Sanatsal bakış açısını büyütmek, işte renklerimizle, dokularımızla yaptığımız şeylerin orijinalliğiyle. Yani günlerdir buradayız ve şunu yaşıyoruz. Aa, burası çok farklı, çok yeni bir şey gördük, çok farklı bir şey gördük. Aslında yaptığımız şey örgü ya da kumaşla ilgili olabiliyor, hobiyle ilgili olabiliyor ama bir farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Birçok kişi için de önemli olan şey bu bence. Biz Şahin Hobi Market olarak polyester obje imalatı yapmaktayız ve burada sürekli yenilik, hobi severlere sürekli yenilikler, yeni ürünler, yeni objeler, sırf fuar için ve hobi severler için yaklaşık 70-80 arası yeni objeler çıkardık. Amacımız sürekli yenilik, sürekli onlara yeni şeylerle ulaşmak. Öncelikle bu tür fuarların geliştirilmesi ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak. Bu çerçevede sosyal projeler, yani halk eğitim merkezlerindeki bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir. Yani hobinin sadece uniplik olmadığı konusunda bilinçlendirilme yapılabilir. Çok daha geniş bir yelpazede faaliyetler gösteren bir sektör olduğu konusunda bilinçlendirme yapılabilir. Çok daha önemlisi, bence en önemlisi, evdeki yaratıcı kadına ya da insana ulaşmak. Kartopu el örgü iplikleri olarak pazarın ve sektörün dünya çapında öncü firmalarından biri olduğumuzu düşünüyoruz. Türkiye'nin en büyük alanımızda ihracatçısıyız ve yurt dışında da bu sektörde el örgü ipliği üretiminde dünyanın en büyük 3 firmasından biriyiz. Modayı ve trendleri dünyanın her yerinde çok yakından takip ediyoruz. Dünyanın 53 noktasına ihracat yaptığımız için çok geniş bir veri havuzumuz var. Fuarları, son trendleri, moda şovları dünyanın her yerinde yakından takip ederek en son yenilikleri kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Kartopu el örgü iplikleri olarak temel hedefimiz ihracatta genişlemek. Aynı zamanda kendimize bir milli bir görev olarak addediyoruz. Dünyanın 5 kıtasında 53 ülkede ticari aktivitelerimiz var. Yenilikleri olduğu sürece, modayı yakından takip ettiğimiz sürece başarının geleceğine inanıyoruz. Bence birinci öncelik firmamız açısından ürün yelpazesinin mümkün olduğunca geniş tutulması. Biz bu anlamda Türkiye pazarına çok büyük yatırımlar yapıyoruz. İkinci önceliğimiz de bu tarz etkinliklere katılarak hobi camiasında faaliyet gösteren kişilerin bilinçlendirilmesini sağlamak. Hobiyle uğraşan kişileri yakalayıp bu kişilerin bilinçlendirilmesini sağlamak bence olması gereken en önemli adım. Evet, siz bir ürün elde etmişsiniz. Ürününüz de iyidir, kalitelidir. Fakat bununla ilgili bir fuar çalışmanız olmamışsa, bir reklam çalışmanız olmamışsa, bu ürünlerinizi iyi tanıtamamışsanız, bunu pazara iyi tanıtımını gerçekleştirmemişseniz, yaptıklarınız sizin için bir netice vermeyecektir. Bizim için pazarı büyütmek adına en önemli şey yaptığımız ürünün kalitesi, ondan sonra da fuarlar ve tanıtımlar. Baktık ki insanların evlerinde ağır makinelere ihtiyaç duymadan kendi kendilerine çakmaları gereken bir metal aksesuar grubu var. Çıt çıt, kuş gözü dediğimiz o halkalar. Biz bunu genişletip yurt içi ve yurt dışında pazarımızı genişletmeye yöneldik.